Mutlu günler kıymetli Kanal İçsekiz izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda yine önemli bir konuğumuzu evlerimize misafir ediyoruz. Ve farklı bir konumuz var. Memenin iyi huylu tümörleri ve meme hastalıklarını konuşacağız. Peki bu önemli konuyu kiminle konuşacağız? Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Zehra Vartanasyan'la birlikte merak ettiğimiz birçok soruların cevabını kıymetli hocamızdan alacağız. Peki ilk sorumuz ne olsun? Memede ne gibi rahatsızlıklar vardır? Zehra Hocam'dan dinliyoruz. İyi günler. Memenin hastalıklarını iyi huylu hastalıkları yani iyi huylu tümörleri ve kötü huylu tümörleri, meme kanserleri olarak ikiye ayırabiliriz. İyi huylu hastalıkları da benign tümörler, iyi huylu tümörler ve memenin iltihabi hastalıkları olarak ikiye ayırabiliriz kabaca. Memenin iyi huylu tümörleri memede en sık rastladığımız daha çok genç hastalarda fibroadenomlar. Bunlar bir bağ dokusu tümörüdür. Muntazam sınırlı. Kişinin kendisinin de rahatlıkla eline gelebilen belli bir boyuta vardıktan sonra selim, iyi huylu tümörleridir. Bundan başka filoides tümörleri, filoides tümörleri de çoğunlukla iyi huyludur. Bazen daha kötü seyreden, yayılan tipleri olabilir. Memenin kistleri olabilir, içi sıvı dolu. Kistler de çoğunlukla iyi huylu, benign kitlelerdir. Çok çok nadiren habis olabilirler. Bir de meme başı akıntılarının bir kısmında gördüğümüz kanal içi küçük papillomlar, küçük kitleler olabilir. Memenin iyi huylu tümörleri kabaca sıralarsak bunlardır. Zehra Hocam, memedeki iyi ve kötü huylu tümörler diye ikiye ayrılıyor dediniz. Bugün iyi huylu tümörlerden bahsedeceğiz. Evet. Peki nelerdir bunlar? Biraz önce saydığımız gibi ama bunları biraz daha geniş anlatmak istersek, açıklamak istersek fibroadenomlar daha çok 1 santim, 2 santim boyutlarında gördüğümüz kitleler. Nadiren dev fibroadenomlar 5-6 santimlik görebiliriz. Fibroadenomlar çoğu zaman gençlerde olur ama orta yaşta da görebiliriz. Gençlerdeki fibroadenomları çoğu zaman takip ediyoruz. Hemen eksize etmiyoruz, çıkarmıyoruz. Ama büyürse takipte 1 santimlik, 1,5 santimlik kitleleri takibe alıyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman o zaman çıkarıyoruz. Orta yaşa doğru yani 40 yaşından sonra gördüğümüz fibroadenomları daha küçük boyutlarda çıkarıyoruz, eksize ediyoruz cerrahi olarak. Çünkü bunların yaş ilerledikçe çok düşük oranda da olsa %3-5 gibi kötüye dönme ihtimali var. Fibroadenomlar ailede fibroadenom görülmüşse onun işte çocuğunda, yakınında, birinci derece akrabasında birazcık daha fazla görülme riski var. Burada genetik faktör ne? Yani ailevi diyelim, genetik evet. Demeyelim de ailevi. Bir de meme başı akıntılarında gördüğümüz küçük kitleler kanal içinde, ductus dediğimiz kanallar içinde yani memenin süt kanalları içinde gördüğümüz ufak kitleler. Bunlar da birkaç milimden 1 santime, 1,5 santime kadar saplı. Çoğu zaman kanalın içinde hapsolmuş, yayılmamış. Yani kötüye dönüşse bile çok fazla yayılma riski olmayan tümörler. Bunları tespit ettiğimiz zaman yani meme başı akıntısı olan hastalarda intraduktal papillom dediğimiz yani kanal içi papillomlarından mutlaka şüphe etmeliyiz. Açık renkli akıntılarda veya yeşil renkli akıntılarda bu papillomların olma ihtimali
çok az ama kanlı akıntılarda bize daha çok kanlı akıntılar bu kanal içi papillomları düşündürmelidir. Bunlarda da tabii teşhis vasıtaları, işte ultrason, ondan sonra hastalara mamografi sırasıyla veya memeden gelen akıntıda patolojik tetkikler böyle takip ederek teşhise varıp ondan sonra da gerekli tedaviyi yapıyoruz.